1968 yılında Zonguldak'ta doğdum. İlk orta lise öğretimimi burada tamamladım. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'nde 2 sene elektrik okudum. 87 yılında İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdim. 91'de mezun oldum. İnsanlara merak duygusunu verirsen,
daha iyi oluşturacağım, daha iyi bilgi alacağım ya da ne bileyim belki biraz biraz memleket severlikle de ilişkili. Yani ben bir şey yapacağım insanların işine yarayacak ya da toplumun işine yarayacak, ülkemin işine yarayacak falan dersen o bir parça motivasyon olacak. O tip şeyleri kaybetmemiz gerekiyor. Yani ve şu anki şeye genel olarak baktığımızda sanki her şeyin merkezinde para varmış gibi görüyoruz. Tamam para önemsizdir demiyorum ama her şeyin merkezine para olarak baktığımızda işte o merak duygumuz gidiyor, işte insanlara yardım etme duygumuz gidiyor, toplumsallık duygumuz gidiyor. Bir sürü şeyi kaybediyoruz. Fakat küçücük bir merak, küçük bir toplumsal duyarlılık bir sürü şeyi halledebiliyor. Ki genelde üniversiteler için söylenir. Üniversiteni ayakta tutan şeylerden en önemlisi bilimsel araştırma, ikincisi eğitim, üçüncüsü topluma sorumluluk. Bu üç ayak üzerinde üniversite duruyor. Her türlü pusula, her türlü aksesuarlı pusula da topluyorum. Mesela kolye, küpe, çakmak, o tip şeyler de topluyorum. Ve gittiğim her yerden, en son İtalya'da son gün bir yer geziyordum. Dedim ben pusula bulacağım buralarda bir yerde. Bir böyle incik cincik satan, bu aksesuar satan bir yerde buldum. Herif kendi yapıyormuş, onları aldım, koleksiyona kattım. Halen de mesela 2 ayda bir, 3 ayda bir mesela Karaköy'e inerim. Orada mesela denizciler olduğu için orada toplarım. İşte Çukurcuma var İstanbul'da veya mesela Ankara'da belli antikacılar şeyi oluyor ayda bir, 2 ayda bir. Onlara gidebiliyorum. Üsküdar'da şeyler var, antikacılar var. Oradan bayağı bir topladım. Yurt dışında Viyana'dan, Amerika'dan, şeyden, İngiltere'den, İtalya'dan, gittiğim her ülkeden almışımdır öyle pusulalar. Ama güzel yani pusula şeyi. Şu an 500'ün üzerinde oldu. 510-520'ye ulaştı.